Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ülkemizden ve dünyadan çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. NATO Daimi Deniz Görev Grubu 2'nin resmi hesabından yapılan duyuruda Romanya ev sahipliğinde yapılan Sea Shield yani deniz kalkanı tatbikatından yeni görüntüler paylaşılmış. Yine görüntüler Yunanistan Patras'tan, Fransa'nın FC Orion ve İtalya'nın ITS Termoli gemileri liman ziyareti gerçekleştiriyor. Fotoğraflara baktığımızda ülkemizin gemisinin de burada olduğunu görmekteyiz. Buraya liman ziyaretinde bulunan ülkeler Türkiye, Bulgaristan, Fransa, İtalya ve İspanya. Burada hangi gemilerimiz var derseniz TCG Sokullu Mehmet Paşa ve TCG Ayvalık NATO Daimi Deniz Görev Grubu 2'nin parçası olarak Patras Yunanistan Limanı'na ziyaret gerçekleştiriyor. Bir diğer haberimiz Çin Savunma Bakanı Wei Fengyi 1999 yılında ölen 3 kişi anmak için Belgrad'daki eski Çin Büyükelçiliği'ne ziyaret gerçekleştirdi. Çin halkı tarihteki bu olayı asla unutmayacak ve Çin ordusu böyle bir tarihin kendini tekrar etmesine asla izin vermeyecek şeklinde bir açıklama yaptı. Libya'dan bir haberimiz var Libya'da Sirte Cufra Öfke Volkanı Operasyon Odası Komutanı Tu General Abdülhadi Dara daha doğrusu sözcüsünden açıklamalar geldi. Kendisi Beyrat El Hasan'dan 50. kapıya kadar uzanan alanda meydana gelen mayın patlaması sonrasında iki kişinin yaralandığını doğrulayan bir açıklama yaptı. Yine Libya'da terör ve organize suçlarla mücadele için Caydırıcılık Teşkilatı çalışanlarının ilk grubu Mitika üstündeki genel merkezdeki mezuniyet törenine katıldı. Töreni görmektesiniz çok sayıda yeni kişinin yakında orduya katılması bekleniyor. Bir diğer haberimiz Süveyş kanalındaki kazanın nasıl olduğuna dair eys takibini içeren simülasyon görüntüsü yayınlanmış. Burada gerçekten ilginç bir şekilde bu kazanın olduğunu görmekteyiz. Bir diğer haberimiz Suudi Arabistan Husi saldırılarına karşı petrol tanklarını daha güvenli bölgelere taşımaya başladığı ilginç bir görüntü görmekteyiz. Yine Libya'da bu sefer Hafter tarafından bir haberimiz var. Hafter basını aynen şu cümlelerle paylaşmış. Buradaki her kelimenin başına sözde veya darbeci ekleyebiliriz. Libya Arap Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Maraşel Genelkurmay Başkanı Halife Ebu El Kasım Hafter, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Libya Özel Temsilcisi Sayın Jan Kubisi Genel Komutanlıktaki ofisinde kabul ettiği görüntüler El er Rajma karargahından şeklinde darbeci gösteren fotoğraflar paylaşılmış. Yine Yunanistan, Suudi Arabistan ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki tatbikatlar devam ediyor. Görüntüler Yunanistan'ın suda bölgesinden bir diğer haberimiz ülkemizin yardım eli bu kez Arakanlı kardeşlerimize ulaştı. Mülteci kampında kalan Arakanlı kardeşlerimizin yangında zarar gören Sara Hastanesi'ni ve evlerini yenilemek üzere yola çıkan Sağlık Bakanlığı, AFAD ve TOKİ ile malzemeleri taşıyan uçağımızın Bangladeş'e ulaştığı açıklandı. Bangladeş demişken Myanmar yani bilinen ismiyle Burma'nın başkentinde Rusya Federasyonu Savunma Bakan Yardımcısı Al Albay Alexander Fomin ile Myanmar'lı yetkililer arasında görüşme gerçekleşti. Burada Myanmar Silahlı Kuvvetleri Başkanı Kıdemli General Ming Aung Hain ile Rusya arasında bir dizi anlaşmaya da imza atıldığı belirtiliyor. Bilindiği gibi darbeden birkaç hafta önce Rusyalı yetkililer buraya bir ziyaret gerçekleştirmiş. Ardından Myanmar'da darbe olmuştu. Yine darbeyi destekleyen ilk açıklama ise Çin'den gelmişti. Bunu da hatırlatalım. Yine Rusya demişken Rusya mail sınıfı insansız hava aracı geliştiriyor. Altus'tan bahsediyoruz. Altus için Satcom geliştirildi ve İHA'ya entegre edildiğini görmekteyiz. Ruslar İHA ve SİHA'ların önemini geç fark ettiler ancak sahip oldukları havacılık altyapısı ile farkı yavaş yavaş kapatıyorlar. Bunu da belirtelim. Yine çok eski bir haber paylaşılmış fakat günümüze ışık tutuyor şeklinde yorumlanıyor. Rusya'nın Karabağ ile ilgili çok eski teklifini görmektesiniz. Birinci madde Ermenistan Karabağ çevresindeki 5 şehirden çekilsin. 2. madde Azerbaycan ekonomik ambargoyu kaldırsın. 3. madde Karabağ'a geçici statü verilsin. Dördüncü madde hem bölgenin hem de iki şehrin nihai statüsü için referandum yapılsın. 5. madde bölgeye barış gücü konuşlansın maddelerini görmekteyiz. Rusya'nın burada bazı maddeleri gerçekleştirdiğini ama statüko konusunda istediğini alamadığını görüyoruz. Bir diğer haberimiz Geleceğin savaş katmanlarını görmektesiniz. Türkiye tüm bu katmanları kapsayacak bir kuvvet yapısına geçmeli. Yakında A merkezler tüm bu katmanlarla insan ve insanlı insansız araçlarla taktik, operatif, stratejik seviyede komuta ve veri paylaşımı gerektirecek karmaşık bir hal alacak. Bunu da belirtelim. Bir diğer haberimiz. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok ülkeye Ambram satışı gerçekleştirdiği belirtiliyor. Raytheon firması tarafından Suudi Arabistan, Güney Kore ve Katar dahil olmak üzere 10 ülke Ambram füzesi üretmek için 518 milyon dolar değerinde sözleşme imzalandı. Bu sözleşme kapsamında füzeler Bulgaristan, Kanada, Danimarka, Endonezya, Japonya, Portekiz, Katar, Suudi Arabistan, Slovakya ve Güney Kore'ye yabancı askeri satış yoluyla İran Edilecek. yapılan anlaşma Lot 34 Amramların hava eğitim füzelerinin güdüm bölümlerinin Amram telemetri sistemlerinin sağ yedeklerinin ve diğer üretim mühendisliği destek donanım ve faaliyetlerinin üretimini kapsıyor. Çalışmaların Arizona Tascon'da gerçekleşmesi ve 31 Mart 2023 yılında tamamlanması bekleniyor. Bir diğer haberimiz Afganistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Muhip, ABD işgalinin devam etmesi gerektiğini, eğer işgal biterse iç savaş çıkacağını açıkladı. Burada ABD gitmesin giderse biz de gitmek zorunda kalacağız. Çünkü Taliban'a karşı çıkacak gücümüz yok şeklinde Afganistan Haber isimli haber sesinde bir değerlendirme yapılmış. Yine Afganistan barış görüşmeleri hazırlıkları devam ediyor. İbrahim Kalın ile Zalmay Halitzat geçen gün bir araya geldi bunu da belirtelim. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ABD'nin Afganistan özel temsilcisi Zalmay Halitzat ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe ofisinde kabul etti. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.